Babamın normal yaşam fonksiyonlarında değişiklik olunca doktora götürdük. Doktor Alzheimer teşhisi koydu. Alzheimer teşhisi koyunca eve geldik. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz, bu işle nasıl mücadele edebiliriz diye. Tabii ilk zamanlar ciddi bir yetersizlik duygusu yaşadık. Çünkü hiç bilmediğimiz bir şeydi. Sonra baktık birçok insan bununla mücadele ediyor. Nasıl mücadele ediliyor diye bunun yöntemlerini araştırmaya başladık. Ve bunları öğrenmeye çalıştık. En büyük problemlerimizden bir tanesi ve duygusal olarak en ağır olan da bizi unutmasıydı. En büyük problemlerimizden bir tanesi hijyendi, banyoydu. Babamı özellikle ben banyo yaptırmak istiyordum. Çünkü babam ufakken bizi zaman zaman banyo yaptırırdı. O banyo yaptırırken kendince belli nüansları vardı. İşte kafamıza masaj yapardı, sırtımıza masaj yapardı. Ben de babamı yıkarken aynı çocukken bana yaptığı şeyleri ben de ona yapmaya çalıştım. Sonra bir gün şöyle bir cümle okudum. Diyor ki, baba evladını yıkarsa ikisi de güler. Ama evlat babasını yıkarsa ikisi de ağlar. Bizim yaşadığımız tam da buydu. En belirgin şey unutma ve konuşmasında bozukluklar vardı. Alzheimer hastaları verilen komutları alamıyor. Alamadığı zaman tek taraflı monolog iletişime giriyorsun. Bu da insanı çok yoruyor ve üzüyor. Tıpkı bir çocuk gibi onun beslenmesinin geldiğini, işte tuvalet ihtiyacının geldiğini, banyo ihtiyacının geldiğini, elbisesini değiştirmesi gerektiğini hep sen karar veriyorsun. Aile içinde çok ciddi bir dayanışma olması lazım. Yani bireysel olarak zaten mücadele etme şansın hiç yok. Yetme şansın yok. Çok zor bir hastalık çünkü. Babamla ben her konuştuğumda hastalıktan sonra benle her konuştuğumda ismimle hitap etmesini çok bekledim. Ama hitap edemedi. Hep başka yakın akrabalarımızın isimleriyle bana hitap etti. Beni en çok etkileyen odur. Yani ismimi ben son 6 sene hiç duymadım. Ya da duyduğum zaman çok mutlu oluyordum. Babam benim için çok farklıydı. Yani dolayısıyla bana şöyle derler ya, sen babandan konuşurken daha böyle farklılaşıyorsun. Hakikaten öyle. Yani tüm problemlerde olduğu gibi Alzheimer'da da önce o problemi kabullenmek gerekir. Kabullenmeden mücadele etmek mümkün değil. Aslında tek sabır olman gerek. Sabır. Başka da hiçbir şey yok.